Selamünaleyküm. Hayırlı günler dilerim. Yaz Kur'an kurslarımızda birinci haftamızı işliyoruz. Ve bu hafta konulara giriş yaptık yavaş yavaş. Ben de bir tane teknikten bahsetmek istiyorum sizlere. Benim bu sene yaş grubum 10 yaş ve üzeri. 9-10 yaşında öğrencilerim var. Ondan dolayı bu tekniği bu yaş grubuyla çok kolay bir şekilde uygulayabiliyoruz. Onlarla beraber bir beyin fırtınası yapabiliyoruz. Hem de eğlenceli oluyor, keyifli oluyor. Bundan dolayı sizlere de anlatmak istedim. Tabii ki bu tekniği her şeyde kullanabilirsiniz. Yani her konuya açık. O yüzden belki küçük yaş grubunda çok fazla etkili olmaz ama daha büyük yaş gruplarında dahi faydası olacaktır. Şimdi buna altı şapka tekniği deniyor. Şapkalar, her bir tane şapkanın bir rengi var. Bir şeyi temsil ediyor. Yazılar muhtemelen ters gözüküyor olabilir. Ben yine de okuyayım sizlere. Konumuz, bir tane konu başlığı belirliyorsun. Konu başlığımız bizim elifba öğrenmek. Bunu ben ilk gün yaptım çocuklarla. Elifba neden öğreniyoruz? Öğrenmenin faydaları, yararları. Yani elifba öğrenmek üzerine bir beyin fırtınası. Şimdi bazen bu yaş grubunda şöyle bir şey oluyor. Böyle bir şeyleri sürekli anlattığında hani çok istemiyorlar sürekli birinin anlatmasını. Zaten bizler de öyle değil mi? Hani etkileşimli, karşılıklı iletişimdeki işlediğimiz dersler çok daha bizim için keyifli hale geliyor. Yetişkin olmamıza rağmen karşı taraftan etkileşimli ders işlemek istiyoruz. Burada da aynı şekilde sürekli elifba öğrenmenin faydalarını anlatmak yerine onlarla beraber bir beyin fırtınası yapmak. İşte bu altı şapka tekniğiyle de bunu çok güzel yapabiliyoruz. Konu başlığımız elifba öğrenmek dedik. 6 tane şapka rengi var. Kırmızı, beyaz, siyah, mavi, sarı, yeşil. Her bir şapkanın temsil ettiği bir konu var. Şimdi ben sıra olarak şöyle gitmiştim. Beyaz şapka tarafsız yorumu şey yapıyor, içeriyor, temsil ediyor. Beyaz şapkayı takıyoruz çocuklar ve elifba öğrenmeyi tarafsız bir şekilde yorumluyoruz. Ne demek tarafsız yani? Mesela elifba öğrenmeye karşı birisi, dini eğitime karşı birisi. O kişiyle bile böyle bir beyin fırtınası yaparken o kişinin tarafsız bir şekilde elifba öğrenmeyi tanımlayabilmesi lazım. Elifba nedir? Müslümanların Kur'an-ı Kerim'ini öğrenmek için, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek için öncelikli olarak alması gereken, öğrenmesi gereken harfler, bir ders, bir eğitim, bir ders. Kur'an-ı Kerim'e geçiş yapıyoruz biz elifbadan sonra. Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğreten ilim bize. Bunun tanımını yapmamız gerekiyor. Çocuğun da aklında ha, elifba böyle bir şey diye bir tanım oturuyor. Bunu tabii ki biz çocuklara yaptırmaya çalışıyoruz. Yani karşılıklı, hani ben onlara biraz alışkanlık olsun, bir de hani ilk defa öğrendikleri bir şey olduğu için yardımcı oldum. Ama önemli olan burada karşı grubun, karşı tarafın, öğrencilerin bunu tartışabilmesi, konuşabilmesi. Bu şekilde tarafsız bir şekilde tanımladıktan sonra elifba öğrenmenin duygusal yönlerini konuşmaya başladık. Bu da kırmızı şapkayı temsil ediyor. Burada güzel şeyler çıktı. Öğrencilerim şöyle söyledi. Dedi ki işte elifba öğrenmeye başlayacağınız zaman ne hissediyorsunuz? İlk olarak olumsuz duygulardan başladılar. Dediler ki çok kaygılı hissediyoruz. Bazen çok stresli oluyoruz. Geri kalacağımızdan endişe ediyoruz. Bazıları dedi ki utanıyoruz okurken, çekiniyoruz. Güzel duygulardan da bahsettiler. Heyecanlı oluyoruz. Bizim için çok farklı bir şey böyle güzel. Yani olumlu ve olumsuz duygulardan. Ben de burada onlara duyguların öneminden bahsettim. Olumsuz duyguları da söylemenin önemli bir şey olduğundan. Bu olumsuz duyguları tespit edip onlarla ilgili çalışmalar yapabileceğimizden, işte neden kaygı hissettiğinden, neden stresli olduğundan, bunları onlarla bayağı en çok bu konuyu konuştum onlarla. Ondan sonra iyimser taraf, sarı şapka. Elifba öğrenmenin iyi tarafları neler? Bana faydaları neler? Ne cevaplar vermişler? İşte kendime yatırıp kendimi geliştirmiş olurum. Ahiret için faydalı. Hayatı anlamamıza, Kur'an-ı Kerim'i okumamıza faydalıdır. İyi yönlerini saydılar. Sonra siyah şapka, kötümsere geçiyoruz. Siyah şapkada elifba öğrenmenin kötü taraflarını. Tabii ki normalde kötü tarafları yoktur elifba öğrenmenin. Fakat ben şöyle bir şey ekledim. Biz elifbayı ne için öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'i okumak için. Bunu biz kalben istemeden, bir baskı yoluyla, birilerinin zoruyla öğrenirsek bu çok da güzel bir şey olmaz, değil mi? Yani başkasının zoruyla değil, kendiniz isteyerek, başkasının zoruyla öğrenmek elifba, bu kötü bir şeydir dedim. Veya işte
Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz, okumaya başladınız ama sadece okuyorsunuz ve hiç anlamaya, onu yaşamaya çalışmıyorsunuz. Bu da bence dedim kuru kuruya öğrenmek, kuru kuruya işte anlamadan bunları yapmak. Bunlar da dedim bence kötü tarafları olabilir. Böyle yapılırsa kötü tarafları olmuş olur dedim. Ondan sonra serin kanlı şapka mavi renk oluyor. Bu da şu ana kadar bütün konuştuklarımızı bir analiz ediliyor. Yani bir özet geçiliyor aslında. Serin kanlı bir şekilde hani tüm o nötr bir şekilde anlatılıyor. Nedir yani? İşte elifba öğrenmek bizlere duygusal olarak iyi de hissettirir. Bazen olumsuz duygular da hissedebiliriz. Bunun bizim için çok faydalı tarafları vardır. Ama işte tabii ki de faydalı tarafları vardır ama kötümser taraflarına da meyletmemek, sebep vermemek için bir şeyler yapmak gerekir gibi. Böyle bir özet. Bunu daha çok belki çocuklar yapamayabilir. Bunun özetini siz yapabilirsiniz. Aslında tamamen bir ortalamasını çıkarıyorsun. Ve en son olaraktan yeşil şapka, yenilikçi. Burada da şimdi biz iyi taraflarını, kötü taraflarını, her şeyini sunduk ya. Özellikle bu kötümser ve olumsuz duygulara yeni çözümler getirmek. Bu çok eğlenceli bir kısım. Çünkü bu kadar konuştuktan sonra yeni fikirler bulmaya çalışmak çok heyecan verici oluyor. Burada da ben dedim ki çocuklar öncelikli olarak duygularımızı yönetebilmeyi öğrenmeliyiz. Yani kaygılı ve stresliyseniz buna gerek yok ama bunu olmaması için neler yapmanız gerekiyor? Kaygıyı azaltıcı, stresinizi azaltıcı neler yapabiliriz? Utanmanızı işte utanıyoruz, işte okuyamıyoruz, çekiniyoruz. Mesela bunu sizi rahatlatmak için neler yapabiliriz gibi bunları düşündük. Yani duygular üzerine. Sonra alıştırma zamanı verip dedim ki hepiniz geldiniz ve yeni bir ortam. Bence dedim o utangaçlığınızın, stresinizin gitmesi için öncelikle size alışma zamanı vermem gerekiyor. Yani ilk etaptan sizi zorlamamam ve bir anda böyle her şeyi çok iyi beklememem. Zamanla bir hafta gibi bir alışma süresi olduğunu düşünün burasının. Bir hafta sonra her şey yerine oturacak, siz de birbirinize alışacaksınız. O zaman işte dedim bence bu kötü, olumsuz duygularınız azalmaya başlayacak. Bir öğrencimiz şey dedi, daha fazla ders çalışmalıyım. O zaman dedi stresim azalıyor hocam dedi, hani dersimi iyi yapabilirsem. Tabii ki dedim daha fazla ders çalışabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'i anlayıcı içerikler, dersler, tefsirler yapabiliriz sizinle şu kötümser duruma düşmemek için dedim. İşte buradan da yenilikçi fikirler sunuyoruz veya çocuklardan istiyoruz. Burada çok önemli bir şey söyledim onlara. Dedim ki bir olay hakkında ne olursa olsun eleştiri yapabilirsiniz, olumsuz taraflarını konuşabilirsiniz ama ona muhakkak yenilikçi çözümler, öneriler ve çözümler sunmanız lazım. Biri sizi hayatınızda eleştiriyorsa ama hiçbir şekilde çözüm sunmuyorsa bence dedim orada bir dikkatli olun. Veya dedim ben birini eleştiriyorsam, kötü taraflarını, iyi taraflarını söylüyorsam o kötü tarafları için özellikle, olumsuz şeyler için ona bir çözüm sunmam gerekir. Yardımcı, eğer iyi bir arkadaşsam, samimi bir arkadaşsam ona çözümler sunmam gerekir. Ona tavsiyeler vermem gerekir. O zaman dedim hani eleştirilerim makul olabilir ve onu geliştirir. Burada da onlara bunu ekledim özellikle. Bence güzel bir hayat dersi ve püf noktası biz yetişkinler için de. O yüzden şu yeşil şapkayı da ayrı bir sevdim ben. İşte buna altı şapka tekniği deniyor. Bunu yine YouTube'a yazarsanız daha temel ve teknik olarak anlatan kişiler de var. Bunu her şeye uygulayabilirsiniz. Mesela namaz. Namaz konusunu irdeleyin bu şekilde. Duygularını konuşun. Sonra mesela daha güncel konular da konuşabilirsiniz. Eğer genç öğrencileriniz varsa benim gibi sosyal medya kullanmak. Mesela daha geniş konularda daha çok tabii onları içine alan konularda. İşte bu konulara biraz daha yabancılar. Ama mesela bir sosyal medya kullanmayı böyle bu şekilde tartışırsanız beyin fırtınasıyla eminim çok daha katılımcı sayısı yüksek olacaktır bu içeriği. Çünkü onları şey yapan, onların tamamen içinde oldukları bir durum. Ben inşallah onu da yapacağım. Çünkü hepsi sosyal medya kullanıyor. Bunun iyi taraflarını, kötü taraflarını, bunun işte önemli taraflarını incelememiz gerekiyor muhakkak çocuklarla. Bilinçli olmaları için. Orada dikkat edecekleri hususları. Bu dediğim gibi dini bir şeydi. Bunu her şey uygularsınız. Bence böyle temel ana konularda direkt anlatıp şöyle şöyledir, böyle böyledir de yerine olumsuz tarafları da görmeye çalışmak, çocukları anlamaya çalışmak çok daha faydalı ve eğlenceli oluyor. Bu şekilde eğer başka böyle kullandığım teknik olursa veya işte bu tekniği başka şeylerde kullanırsam örnek olması için yine inşallah video çekerim.
Benim ders içeriklerimi, ders haftalarında neler yaptıklarımı çok teknik detaylı olarak olmasa da böyle yüzeysel olarak sizlere YouTube kanalında anlatıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Çok fazla Instagram'a bunu çok fazla atmıyorum. Daha çok buradan gidiyorum. Dinlediyseniz teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Hayırlı dersler dilerim.